Merhabalar, bugünkü buluşmamızda düzgün beşgenin türlü özelliklerini inceleyeceğiz. Düzgün beşgeni inceledikçe ne beşgenmiş diyeceğiz birlikte. Şimdi şekildeki doğru parçasını 108 derece döndürüyorum. 108 derece döndürmemizin sebebi düzgün beşgenin bir iç açısının ölçüsü 108 derece oluşu. Bunu da şuradan anlıyoruz. Bütün düzgün çokgenlerin etrafına çember çizilebilir. Tabii ki 5 tane kirişi olduğu için 360'ı 5'e bölersek 72 derece ve iç açısına da 108 derece kalıyor. Son doğru parçamızı da döndürünce gördüğünüz gibi beşgenimiz oluştu. Şimdi düzgün beşgendeki en önemli özelliklerden birisi bütün köşegen uzunluklarının birbirine eşit oluşu. Ve 8.79 santim. Bu değiştireceğiz birazdan. Şu doğru parçasını önce inşa edelim. Ve bunu ölçtüğümüzde 8.79'u görüyorsunuz. Düzgün beşgenin 5 tane köşegeni var. 5 kenarı var biliyoruz zaten. Köşegen sayısı kenar sayısına eşit olan tek çokgen. Onu da belirtmekte fayda var. Bir enteresan durum da düzgün beşgende bir köşegen uzunluğunun, şimdi ölçüyorum, bir kenar uzunluğuna oranı her zaman 6'ın oranı veriyor. Şimdi kenar uzunluğunu da ölçtük. Ve hesaplıyoruz. Bir köşegen uzunluğunun dedik. Bir kenara oranı her zaman 6'ın oran. 6'ın oran biliyorsunuz Leonardo da Vinci'nin eserlerinde çok sıkça görülmekte. Artı vücudumuzda birçok organımızın oranları 1.62. Bu göze en hoş görünen orandır. Şimdi bakın düzgün beşgenin kenar uzunluğunu ve köşegen uzunluğunu değiştiriyorum. Ama 1.62'lik oran asla ve asla değişmiyor. Bu da geometrinin sanatsal yönlerinden birisi.